Merhaba Shift Late Night okurları, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda dünyanın en ince ultrabooklarından Toshiba Portage Z830'u inceliyoruz. Evet, dünyanın en ince ve en hafif ultrabook modellerinden biri. Gördüğünüz gibi özellikle ekran kısmında oldukça büyük bir incelik söz konusu. Tabi burada da incelikten benim gibi korkan kullanıcılar da biraz sıkıntı yaşayabilirler. Özellikle alt bölümlerde incelikten biraz dayanıksızmış izlenimi de alabiliyorsunuz. Açıkçası biraz çıt kırıldı mı duruyor diyebilirim. Derseniz teknik özellikleri bakalım, sonra incelemeye devam edelim. Dünyanın şimdilik en ince ultrabook modeli olan Toshiba Portage Z830 sadece 1120 gram ağırlığa sahip. 315'e 227'ye 16 mm boyutlarında olan ultrabook incelik açısından da takdire şayan bir model. Intel'in 1.6 GHz hızında çalışan Core i5-2476M işlemcisini kullanan Z830, Turbo Boost ile hızını 2.3 GHz'e kadar çıkartabiliyor. 32 nanometre teknolojisiyle üretilen işlemci Sandy Bridge mimarisini kullanıyor. Grafik çözümü olarak dahili Intel HD Graphics 3000 çözümünü kullanan Z830, 2 GB'a dahil olmak üzere toplamda 6 GB RAM'e sahip. 13.3 inç büyüklüğündeki mat LCD ekranla gelen Z830, güçlü arka aydınlatması sayesinde açık alanda rahat bir kullanım sunuyor. Ekranın üst kısmında 1.3 megapiksellik web kamera kullanılmış. 2 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.0, VGA, SD kart girişi, HDMI ve Ethernet çıkışlarını üzerinde bulunduran Z830'da arka aydınlatmalı şık bir klavye kullanılıyor. Ayrıca bu klavye suya karşı dayanıklı bir yapıda. Dolby Advanced Audio destekli ses sistemine sahip Z830 bu açıdan da başarılı bir performans sunuyor. Üründe Windows 7 Home Premium 64 bit işletim sistemi kullanılıyor. Ayrıca Microsoft'un Office 2010, Nero ve Skype yazılımları da yüklü olarak geliyor. Z830 ilginç bir tasarıma sahip. Özellikle ince olması için çıkış portları yandan arka tarafa alınmış. Evet. Arka kısma baktığımızda portların arkaya dizildiğini görüyoruz. Ayrıca hava çıkış noktası da arka tarafa konulmuş. Alttan havayı alıp arkadan atıyor. Tabii bu da incelik fazla olsun diye, fazla ince olsun diye pek çok şeyden de feragat edilmiş. Özellikle soğutma sisteminde biraz sıkıntı yaşanıyor. Özellikle 32 nanometrelik işlemci biraz ısınıyor. Isındığı zaman da fan sesi oldukça duyuluyor. Bundan önce incelediğimiz özellikle Dell XPS 13 ve Casper Nirvana